Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı'nın yetkilerini elinde bulunduran Lefkoşa Kaymakamı Kemal Denizdan'a 2 aylık maaşların ödenmeye başlandığını, belediyedeki hedeflerin ise herkesin işini yapmasını sağlamak olduğunu, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde de belediyede bir daha bu tip olayların yaşanmayacağını belirterek, "Temennimiz bundan sonra maaşlarla ilgili eylem yapılmamasıdır," dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı'nın yetkilerini elinde bulunduran Lefkoşa Kaymakamı Kemal Denizdan'a çalışanların bugün 2 aylık maaşlarının ödenmeye başlandığını, bir aylığın banka kanalıyla diğer aylığın ise çek yoluyla ödendiğini ifade ederek kimsenin ekmek parasına dokunulmayacağını, ancak belediyede artık kimsenin çalışmadan para kazanamayacağını, kadrolu, sözleşmeli ve işten durdurma kağıdı verilen tüm personelin detaylı bir şekilde değerlendirileceğini kaydetti. Bakanlar Kurulu tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yetkilendirilen Lefkoşa Kaymakamı'na bugün Lefkoşa Türk Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi, çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Bakanlar Kurulu tarafından belediye meclis üyeliğine atılan yetkililerin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Dana, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun direktifiyle yoğun bir şekilde 24 saat katıksız çalıştıklarını belirtti. Dana, işe gelmeyenlerin tespit edildiğini ve çeklerine el konulduğunu ifade ederek bu konuda gerekli disiplin ve soruşturma çalışmalarının yapılacağını kaydetti. Çalışmayan kimseye fazladan ödeme yapılmayacağını, söz konusu çalışmalarında sendika ile işbirliğinde yapıldığını ifade eden Dana, işten durdurma kağıdı alan çalışanların ise 6 haftalık bir süresi bulunduğunu, bu sürede dosyalarının inceleneceğini söyledi. Dana, Lefkoşa halkından Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları ve yetkililer adına özür dileyerek artık Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yeni sayfalar açıldı dedi. Lefkoşa Kaymakamı Kemal Denizdan'a vatandaşların ve esnafın da belediyeye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyerek, inşaat izinleri, iş yeri ruhsatları, vergi ve diğer işlemlerle ilgili belediyeye borcu bulunanların borçlarını ödemesi gerektiğini kaydetti. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi'nde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin 90 gün süreyle zorunlu izne çıkarılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin yürütülmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyaladı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin 90 gün süreyle zorunlu izne çıkarılmasına karşı çıkan TDP, yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyaladı. Dava için TDP MYK üyesi avukat Boysan Boyra ile TDP Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu mahkemede hazır bulundu. Davanın cuma günü görüşüleceği belirtildi. Avukat Boysan Boyra davanın dosyalanmasının ardından basına yaptığı açıklamada yine bir dava için yüksek mahkemede bulunduklarını söyleyerek, hükümetin belediye için çıkardığı yasa gücünde kararnamenin iptali için dava dosyalandığını belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçlerinde dün aynı konuda dava açtığını hatırlatan Boyra, kararname içerisindeki hükümlerin derhal durdurulması gerektiğini ve davanın cuma günü görüşüleceğini açıkladı. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu haftalık olağan toplantısını bugün Geçitköy'de yaptı. Türkiye'den denizaltı borularla gelecek suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını oluşturan baraj bölgesinde yapılan toplantı öncesinde basına barajla ilgili bilgi de verildi. Geçitköy'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Başbakan İrsen Küçük, Mart 2014'te tamamlanması öngörülen Geçitköy Barajı'nın genişletilmesi çalışmalarının planlanandan da hızlı ilerlediğini belirtti. Başbakan Küçük, baraj inşaatı şantiye binalarında inşaatı yapan firma yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda 75 milyon metreküp su aktaracak proje hakkında bilgi verdi. Uygulamaya konulan ve asrın projesi olarak tanıtımını yaptığımız 75 milyon metreküp suyun ana vatanımızdan ülkemize taşınacağı ve bu projelerin de çok süratli gidişinin, tabii ki siz basın mensuplarıyla birlikte adamızdaki proje ayağının son durumunu tespit etmek ve bugün konuştuğum kürsünün hemen arkasında sürdürülmekte olan baraj faaliyetlerinin inşaatının ve çalışmaların yerinde tespit edilebilmesi için de ve kamuoyuna bu konudaki çalışmaları aktarabilmemiz için bu iki bakanlar kurulumuzu Geçitköy şantiyesinde, baraj şantiyesinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçitköy'ün 26.5 milyon metreküp su kapasitesiyle ülkedeki en büyük baraj olacağını,
Anamur'daki barajın kapasitesinin ise 130 milyon metreküp olacağını belirten Küçük, bu hizmetler anavatanımızın Kıbrıs Türk'üne verdiği değer ve desteğin sonuçlarıdır dedi. Yılda aktarılması öngörülen 75 milyon metreküp suyun 38 milyonunun içme ve kullanım suyu olarak 37 milyonunun ise tarımda kullanılacağını kaydeden Küçük, sulu tarım alanlarımızı %60 düzeyinde artıracak ve çiftçimizin daha istikrarlı tarım yapması mümkün olacaktır. Çünkü garantili, devamlı bir su olacaktır dedi. Projenin Mart 2014'te tamamlanacağını anımsatan Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağında Kıbrıs'ı Türk Korman İnşaat Şirketi'nin de yer almasının deneyim açısından önemli olduğunu ifade etti. Planlanan çalışmalar beklenildiğinden de daha süratli gitmekte olduğunun bilgisi almaktayız. Tabii ki Anamur'daki baraj ihalesinden sonra 30 Mart 2012'de temelini attığımız Geçitköy Barajı da aynı müteahhit tarafından her iki barajın da ihalesi aynı müteahhide kalmıştır. Dolayısıyla paralel bir çalışma sürdürme imkanı da bulmaktadır. Bugün ziyaret ettiğimiz Geçitköy Barajı'ndaki çalışmalara baktığımızda planlandığından da daha süratli gitmektedir. Tabii ki bu yaz aylarında çalışma saatlerimizin de ülkemizde uzun olması barajın planlandığından da daha erken bir zamanda tamamlanma ihtimali yüksektir. Geçitköy Barajı ülkemizde ve Kıbrıs'ta bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük baraj olacaktır. Barajın toplayacağı su miktarı 26,5 milyon metreküptür. Bu çapta bir baraja ilk kez bir barajın temelini atıyoruz. Bugüne kadar ülkemizde yapılan, Kuzey Kıbrıs'ta yapılan göletlerin en fazla kapasitesi ki bu Lefke yöresindeki barajımızdır. O da 4,5 milyon metreküp su hacimlidir. Şimdiki yapmaya başladığımız barajın ise 26,5 milyon metreküp olacaktır. Suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesiyle suyun dağılımının at başı gitmesi gerektiğini, aksi takdirde gelen suyu depolamak zorunda kalacaklarını vurgulayan Küçük, dağıtım projesinin Türkiye'nin en eski kurumlarından olan çok büyük projelere imza atan DSE ile hazırlandığını söyledi. Başbakan Küçük'ün değerlendirmelerinin ardından Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi. Bakanlar Kurulu'nun çıkışında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun katıldığı bir televizyon programında bir gazetede aile şirketiyle ilgili ima edilmeye çalışılan iddialara açıklık getirerek söz konusu iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Atun programda bir gazetede yer alan soğuk zincir süt nakliyesi ile ilgili aile şirketi hakkında ima edilmeye çalışılan konulara da açıklık getirdi. Atun aile şirketi ile söz konusu işin gerçekleşmesi için Süt Kurum arasında 2005 yılında bir kontrat yapıldığını, haliyle o dönemde bakan olmadığını hatırlatarak o dönem taşıyacak firma bulunamayışından dolayı bu işin kendi firmaları tarafından yapıldığını söyledi. Bakan olmadan önce tabii aile firmamız vardı. Aile firmasında da direktördüm ben. Çıkan haber işte soğuk zincir süt tankerleriyle Tarım Bakanlığı'na bağlı süt kurumunun yaptırmış olduğu taşıtmaların ihalesiz olarak aile şirketimize verildiği yönündeydi. Hı. Burada bu gazete, Yeni Düzen gazetesi üstü kapalı olarak, hani benim bakanlık nüfusum kullanılarak şirkete bir haksız kazanç sağlanıldığını ima etmeye çalışıyor. Halbuki bu böyle değil. 2005 yılında yapılmıştır bu kontrat ve o dönem taşıyacak insan bulunmadığından dolayı nakliye firmamıza kadar gelmişti bu iş ve 300 bin euroluk tankerler satın alarak onları soğuk zincir taşıma işine verdik. Hı hı. Haliyle kontratın bitmesiyle birlikte bu kontrat uzatıldı. Ancak ben şunu söyleyebilirim. O dönem 2011 dönemini kapsayan bu kontrat döneminde uygulanan taşıtma fiyatının altında bir fiyatla uzatmıştır bunu süt kurumu, süt endüstrisi kurumu ve tabii ki tekliflere açık bir şekilde yapılan iştir bütün bunlar. Yani ortada ifade edilmeye çalışıldığı gibi benim aileme ait olan bu şirkete herhangi bir ayrıcalık sağlanmış olması söz konusu değildir.
ta geçmişten benim bakan olmamdan 4 yıl önce yapılan bir kontratın uzatılmasıdır. Bundan da doğal bir şey olamaz. Tamam. Ancak ben şu noktanın altını vurgulamadan geçemeyeceğim. Birçok icraatımız var bakanlık olarak. Ben dilerdim bizi eleştirme niyetinde olan kişiler icraatlarımızı eleştirsinler. İcraatlar üzerinden Sunat Atun'un doğru icraat yaptığını veyahut da yanlış icraat yaptığını ifade etsinler. Atun, yıllarca okuduğum ve saygı duyduğum bir gazetenin bakan olduktan sonra bakanlık çalışmalarımızı değil de kızlarımla ilgili haberlerden tutun da evimin fotoğraflarına kadar haber yapmasına bir anlam vermem mümkün değildir dedi. Programda sondaj çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Atun, sınır üstü köyünde şu an itibariyle 2300 metre derinliğe inilmiş durumda olduğunu, kuyudan kesin sonuçların alınabilmesi için sondajın devam etmesi gerektiğini ve en geç 2 ila 3 aya kadar bu kuyudan çıkacak kesin sonuçları alabileceklerini düşündüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Kıbrıs'ta ne pahasına olursa olsun değil, dengeleri çok iyi kurulmuş, bir daha 1974 öncesine dönmeyi imkansız kılacak bir barış istiyoruz dedi. Çiçek bu yöndeki açıklamasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı ile şükran etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da bulunan TMT Mücahitler Derneği Heyet Başkanı ve TMT Mücahitler Derneği Gazi Musa Şube Başkanı Ahmet Sevinç ve beraberindeki heyeti kabulü sırasında söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı ile şükran etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Heyeti Başkanı ve TMT Mücahitler Derneği Gazi Musa Şube Başkanı Ahmet Sevinç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiçek 20 Temmuz Barış Özgürlük Bayramı'nın herkese kutlu olmasını diledi. Bu bayramın bütün Türk milletinin bayramı olduğunu belirten Çiçek, şehitleri rahmet, gazileri şükranla andı. Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayan Çiçek, çok sıcak bir ifadeyle burası ana vatan, orası yavru vatandır. Bu kavram duygularımızı çok net bir şekilde ifade ediyor dedi. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın adaya barış ve huzur getirdiğini söyleyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü. Maalesef yapılan müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Türk tarafı ve Türkiye bir an evvel hem adada hem Doğu Akdeniz'de barış, istikrar olsun diye çaba sarf etti. Ama Rumların ve onları destekleyenlerin olumsuz tutumları sebebiyle henüz bir netice elde edilebilmiş değil. Hiç şüphesiz biz yine barış istiyoruz, orada kalıcı bir barış olsun diye yapılan müzakereleri de destekliyoruz. Ancak ne pahasına olursa olsun değil, dengeleri çok iyi kurulmuş, bir daha 1974 öncesine dönmeyi imkansız kılacak bir barış istiyoruz. Orada iki eşit halk var, Türkler orada azınlık değildir. Bu gerçek ne kadar erken kabul edilirse barış için önemli bir adım atılmış olacaktır. Orada iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi var. Ne olacaksa evvela bu temeller üzerine inşa edilecek. Bu kabul edilmeden olmaz. Asla vazgeçilemeyecek husus Türkiye'nin garantisidir. Türkiye garantiden vazgeçemez. Bir daha 1974 öncesi şartları oradaki kardeşlerimizin yaşamasını istemiyoruz. Bu şartlar altında bir müzakereyi sürdürüyoruz. Biz müzakerelere devam ederiz. Söylediğimiz şartlarda bir barış olursa bu herkesin yararınadır ama bugünden yarına da bunun olmayacağı gözüküyor. Özellikle Avrupa Birliği dönem başkanlığı sürecinde zaten bu görüşmeler sekteye uğramış vaziyette. Barış olur ya da olmaz, biz kendi işimize bakalım. Bizim oradaki devletimizin daha güçlü olması için, kardeşlerimizin mutluluk ve refah içinde yaşamasını temenni edecek çabaları göstermemiz lazım. Barışı tesis etmek tek başımıza bizim elimizde değil ama orada iyi işleyen bir demokrasi, iyi işleyen bir devlet ve mutluluk içerisindeki bir toplumu meydana getirmek bizim elimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 29 yıldan bu yana epey mesafe alındığını belirten Çiçek, Türkiye her hal ve şartta iktidarda kim olursa olsun Kıbrıs Türk'ünün yanındadır. Bu devletimizin taahhüdüdür dedi. Güney ile kuzey arasındaki farkı ortadan kaldıracak politikaları birlikte götürmemiz lazım ifadesini kullanan Çiçek, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne enerji aktarımının önem arz ettiğini de kaydetti. Kıbrıs'la ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de oy birliğiyle anıldığını anımsatan Çiçek, inşallah bir daha meclisimizin karar alması gerekmeyecek ama devletin tüm kurumları olarak milletin temsilcileri olarak sizin yanınızdayız diye konuştu. Başbakan İhsen Küçük, Kıbrıs'ta Türkçe olarak yayınlanan ilk gazete Sadet'in yayın hayatına başlaması nedeniyle bir onur günü olarak kutlanan basın gününün tüm basın camiasına kutlu olmasını diledi. Başbakan İhsen Küçük 11 Temmuz basın günü nedeniyle yayımladığı mesajında Kıbrıs Türk basınının 123 yıl önce başlayan yolculuğunun
bugün üstün ve gelişmiş teknolojiye dayalı yapısı ile modern koşullarda yürütülmekte olduğuna işaret etti. Medya alanında yakalanan çağdaş koşullar ve modern imkanlar basın mesleği kadar ülkemiz açısından da büyük kazanımdır. Değişen ve gelişen dünya koşulları artık basının medya olarak çeşitlendirilmiş ve çağın gereğine uygun olarak yüksek hızla bilgiler ve haberler okuyuculara sınır tanımadan ulaşır olmuştur diyen Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda yakalanan ivme ile basın, yayın ve internet gazeteciliğinin değişime ayak uydurarak çağın gerektirdiği şekilde gelişmekte olduğunu görmenin ülke ve Kıbrıs Türk halkı için de memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkı çok zor ve meşakkatli günlerden bugünlere geldiğini özgür ve bağımsız yaşama kavuşuncaya kadar Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlu süreçte Kıbrıs Türk basınının büyük bir vatanseverlik ve sorumlulukla görevini yürüttüğünü ve yaktığı mücadele ateşinin Kıbrıs Türk'ünün yolunu aydınlattığını vurguladı. Demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan medyanın günümüzde demokratikleşmeye koyduğu katkı yanında sorumluluk ve yükümlülük sahibi olarak önemli bir görev ifa etmekte olduğuna da dikkati çeken Başbakan Küçük mesajını şöyle tamamladı. Katılımcı demokrasilerde tarafsız ve bağımsız medya kuruluşlarının varlığı önemlidir. Bu anlayışla basın çalışanlarının daha çağdaş yaşam ve iş koşullarına kavuşmaları yönünde düzenlediğimiz yasalar yanında medya alanında kuruluşlarımıza katkılarımızı sürdürüyoruz. Dış dünyaya sesimizi duyuran doğru, tarafsız ve konulara katkı koyan bir anlayışla yayıncılık politikası güden medyamız için gerekli düzenlemeleri yapmaya her zaman öncelik verdik ve önümüzdeki süreçleri ve eksiklikleri giderme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle basın yayın kurum kuruluşlarında büyük bir özveriyle görev ifaden tüm medya mensubu arkadaşlarımızın bu özel ve anlamlı gününü kutlar, onlara gerekli her konuda destek olmaktan ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, 123 yıllık tarihi olan Kıbrıs Türk basınının 11 Temmuz basın gününü kutladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, 11 Temmuz basın günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kıbrıs Türk basınının Kıbrıs Türk'ünün gözü, kulağı, sesi olduğuna işaret eden Amcaoğlu, bu süreç içerisinde yaşanan zorluk ve mücadelelere rağmen tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de medya çağı ayak uydurmuş, teknoloji açısından büyük gelişmeler sağlanmış, radyo, televizyon, gazete ve internet haberciliği olmak üzere ülkemizde büyük oranda ilerleme sağlanmıştır dedi. Demokrasinin vazgeçilmez öğesi olan basının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile de bağlantı kurmasında önemli bir göreve sahip olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basın ve yayın organlarının her geçen gün başarılarının artmasını diler, dış dünyaya sesimizi duyuran habercilikte toplum yararını ön planda tutarak her türlü zor koşulda tarafsız, ilkeli, doğru yayıncılık yapan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz basın gününü kutlarım. Basın günü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Büyükelçilik Basın Müşaviri Nazan Er de birer mesaj yayınladı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Cenk Mutluyakalı, medyayı özel hedeflerin ve çıkarların propaganda aracı olarak değil de toplumsal çıkarların ve çok sesliliğin unsuru olarak görmek gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Cenk Mutluyakalı, 11 Temmuz basın günü nedeniyle yayımladığı mesajda tüm gazetecileri çok önemli sorumluluk ve özveri gerektiren görevlerinde mesai kavramı tanımadan ve ülkedeki sınırlı imkanlara rağmen mücadelelerine devam ettikleri için saygıyla selamlayıp kutladı. Mutluyakalı, Kıbrıs Türk basın hareketinin köklü geçmişine rağmen basın gününün süslü sözcüklerin ve mesajların ötesinde sorunların bir kez daha gündeme getirilmesi için bir vesile olması gerektiğini kaydetti. Cenk Mutluyakalı, basının Kıbrıs'ı Türklerin gözü, kulağı ve dili olduğuna işaret ederek eğer basın kurumsallaşmaz, özgür olmaz, kaliteli ve etik yayıncılık anlamında ilerlemezse toplum dilsiz kalır dedi. Kıbrıs Türk medyasındaki gazetecilerin gelecek güvencesinden yoksun çına işaret eden Mutlu, basın iş yasının Birlikler Genel Sekreterinin Kıbrıs danışmanlığı geçmiş günler günü bilgilendirdi. Damların konseyini bilgilendirmesi Rum basınında geniş buldu. Filelehter gazete İngiliz haberleri kabul edilmedi başlıklı tarafından hazırlanan rapor taslandı. Birleşmiş Milletler barış gücünün varlığının ve de rolünün yeniden gözden geçirilmesine ilişkin İngiliz tutumunun diğer güvenlik konseyi üyeleri tarafından desteklenmediğini yazdı.
Bu gelişmenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Kıbrıs sorununa ilişkin toplantıda ortaya çıktığını aktaran Rum basını, toplantı boyunca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Reza Buttenheim'ın üyelere barış gücü konusunda bilgi verdiğini, BAN'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın ise telekonferans aracılığıyla BAN'ın iyi niyet misyonuna yönelik süreci anlattığını belirtti. Gazete onaylamak amacıyla 18 Temmuz'da Güvenlik Konseyi'ne sunulacak olan rapor taslağında söz konusu İngiliz ifadesinin çıkarılacağını da yazdı. Habere göre Reza Buttenheim daha sonra yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi üyelerinin Downer'ın iyi niyet misyonuna ilişkin bilgilendirmesini dinlediklerini söyledi. Kıbrıs'taki teknik komitelerin görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine Buttenheim, her iki tarafın bunların yeniden faaliyete geçmesi yönünde anlaşmaya varmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buttenheim, komitelerdeki temsilcilerle son haftalarda 4 görüşme yaptıklarını belirtti ve Downer'ın Temmuz'un 3. haftası Kıbrıs'a döndüğü zaman herkesle görüşeceğini de ifade etti. Buttenheim kendisinin de Kıbrıs'a döneceğini, bunun yaz için önemli bir hedef olduğunu da vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban'ın Güney Kıbrıs tarafından hidrokarbon için araştırmaların başlatılmasının ardından ortaya çıkan gerilimler konusunda endişelerini dile getirip getirmediği şeklindeki bir soru üzerine Buttenheim, Kıbrıs elbette ki kaynaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Genel Sekreter'in raporuna vurgu yaptığı sözlerden biri de bölgede gerilim ortamının olmasına gerek olmadığıdır ifadesini kullandı. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozako Markulli, Avrupa Birliği'nin genişlemesi konusunun Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığının en önemli önceliğini teşkil ettiğini, Türkiye'nin ise bu hususta bir rahatsızlık oluşturduğunu ileri sürdü. Markulli konuşmasında Ankara'nın sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ve Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığını tanımayı kabul etmemesine ilişkin Türk politikasını ise talihsiz olarak nitelendirdi. Rum basınında yer alan habere göre Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozako Markulli dün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuştu ve burada bazı açıklamalarda bulundu. Ankara'nın sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ve Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığını tanımayı kabul etmemesine dair Türk tutumuna rağmen Rum tarafının dönem başkanlığının tarafsız olacağını söyleyen Markulli, dönem başkanlığının mümkün olduğu takdirde Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecini izleyeceğini ve ileriye götüreceğini ifade etti. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin istememesi halinde Rum tarafının hiçbir şey yapmayacağını ifade eden Markulli, dönem başkanlığının Türkiye ile ilgili olumlu ajanda konusunda ise Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde bulunacağını belirtti. Rum basınına göre Türkiye'nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki tutumunu talihsiz olarak nitelendiren Markulli, talihsiz kelimesini kibar olmak için kullandığını dile getirdi. Türkiye'ye atfen Avrupa Birliği üye devletini işgal eden ve bunu tanımayan başka bir aday ülke bulunmadığını ileri süren Markulli, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecini izlemeye devam edeceklerini söyledi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbirliğinde bulunmayacağını söylerken başka neler yapabileceklerini sordu. Türkiye'nin tutumu değiştirmesi halinde Avrupa Birliği kurumları ve prosedürleri çerçevesinde katılım başlıklarının açılması imkanını tartışmaya hazır olduklarını söyleyen Markulli, bana kalırsa Türkiye tutumunu değiştirmeyecek ifadesini kullandı. Sayın seyirciler, Türkiye'nin yarın ve öbür gün bazı sözde Rum parsellerinde tatbikat yapmayı planladığı iddia edildi. Rum gazetelerinden File Lehteros, Münhasır Ekonomik Bölgede Türk istilası, Türklerden 8, 9 ve 12. Kıbrıs parsellerinde 2 günlük tatbikat başlıklarıyla yayımladığı haberinde Türkiye'nin yarın ve öbür gün bazı sözde Rum parsellerini işgal etmeyi planladığını iddia etti. Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Türkiye'nin bir hava deniz tatbikatı gerçekleştirmek için sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi, daha somut olarak da 8, 9 ve 12. parseller içerisinde bulunan bölgeleri bağladığını iddia eden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Türkiye'nin bir hava deniz tatbikatı gerçekleştirmek için sözde Rum MEB'i, daha da somut olarak 8, 9 ve 12. parseller içerisinde bulunan bölgeleri bağladığını iddia eden gazete, İsraillerin de Türkiye'ye yakın bir mesafede tatbikat yapacaklarını öne sürdü. Yarından itibaren Kıbrıs'ın güneyinin savaş alanına benzeyeceğini iddia eden gazete, bölgenin iki ülkenin tatbikat manzaralarına sahne olacağını yazdı. İsrail'in tatbikat için her zaman yaptığı gibi Güney Kıbrıs'ın iznini istediğini ifade eden gazete, Ankara'nın ise bunun tam tersini yaptığını ve kasten Güney Lefkoşa'yı teğet geçtiğini öne sürdü. Haberinde Türkiye'nin gerilim ortamını muhafaza etmek ve Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığına sorunlar çıkarmak için sürekli bölgede tatbikatlar yapacağı iddiasında bulunan gazete, Türkiye'nin bahse konu bölgeleri
12 ile 13 Temmuz tarihlerinde ve 05-13 saatleri arasında tatbikat için bağladığını ileri sürdü. Ankara'nın sözde Rum MEB'indeki parsellerde gerçekleştireceği iddia edilen bu tatbikatla sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölgedeki egemenliğine karşı çıkmayı ve Rum tarafının tahammülünü denemeye çalıştığını öne süren gazete, Ankara'nın Rum tarafının doğal gaz aramalarıyla ilgili mesaj göndermek istediğini de ifade etti. Rum kesiminin Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini takip edeceğini ve Türkiye aleyhinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde şikayette bulunmasının beklendiğini kaydeden gazete, İsrail'in ise Lefkoşa, Kahire hava sahası sınırlarındaki bölgeleri tatbikat için bağladığını belirtti. Gazete, İsrail'in bölgedeki hava tatbikatının dün başladığını ve yarın tamamlanacağını ekledi. Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, üniversitelere düşen görevin kaliteli eğitim vermek, yüksek öğretim planlama, denetleme, akreditasyon ve koordinasyon kuruluna düşen görevinse bunu takip etmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, üniversite yönetimleriyle YÖDAĞ'ın işbirliği içinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak Başkanlığındaki YÖDAĞ üyelerini kabul etti. Kabulde yük sözü alan YÖDAĞ Başkanı Profesör Doktor Hasan Ali Bıçak, YÖDAĞ olarak Cumhurbaşkanı Eroğlu'na yüksek öğretimdeki çalışmalarla ilgili bilgi vereceklerini belirterek, geçen öğretim yılının bir de değerlendirmesini yapacaklarını kaydetti. Bu kabulünüzde sizlere gerek YÖDAĞ gerekse rektörleriniz olarak yüksek öğretimdeki çalışmalarımızla ilgili bilgi arz edeceğiz. Geçtiğimiz öğretim yılının bir değerlendirmesini yapacağız. Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversiteler ülkesi olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek YÖDAĞ'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve üniversiteleri için çok önemli olduğunu kaydetti. Birçok çalışmalar yaptınız, gerek yurt içi gerek yurt dışında. Bunlar üniversitelerimiz için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti için tabii önemli icraatlardır. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir üniversiteler ülkesi olması bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Dediğiniz gibi. Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği, ya un ithalatını serbest bırakın ya ekmeğe zam yapın sloganıyla yarın saat 9.30'da Başbakanlık önünde eylem yapacak. Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çuralı tarafından yapılan yazılı açıklamada ekmek imalatında kullanılan tüm girdi fiyatlarının son 5 yılda 2 katına çıkmasına karşın ekmek fiyatında artış olmadığını belirtti. İlgili bakanlığın ekmek fiyatını yeniden hesapladığını ancak açıklamadığını kaydeden Çuralı, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Maliyetinin açıklanmasını talep ediyoruz dedi. Çıralı, Türkiye'deki ekmeklik unun daha ucuz olduğunu, serbest rekabet koşulları içerisinde bu unu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ithal etmelerine izin verilmesi halinde ekmek fiyatlarında artışa gerek kalmayacağını da savundu. Çıralı, ya un ithalatını serbest bırakın ya da ekmeğe zam yapın sloganıyla yarın yapılacak eylemde tüm üye fırınların katılacağını da ifade etti. Fırıncılar Birliği, Başbakanlık önünde saat 9.30'da eylem yapacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'na bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Aydınlık Yarınlar Hareketi Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nı ziyaret etti. Aydınlık Yarınlar Hareketi'nin ziyaretinin ardından Yeni Kıbrıs Partisi de bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nı ziyaret edenler arasındaydı. KİTAMS ülkemizde önemli söz sahibi, aktif. Sadece kendi sendikal faaliyetleri içinde değil, ayrıca toplumun ileriye taşınmasında ve Avrupa hedefinde olmazsa olmaz bir kuruluşumuzdur. Öncelikle ben sözlerime başlamadan bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğunuz katkılardan ötürü de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gayet yoğun bir... Sayın seyirciler, geçtiğimiz sezon Yükselme Ligi'nde şampiyon olan Geçitkale Spor Kulübü şampiyonluğunu düzenlediği baloyla kutlarken gece tam anlamıyla siyasetçi akınına uğradı. Baloda İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekilleri Ahmet Eti ve Afet Özcafer de katıldı. Gecede ilk konuşmayı yapan Geçitkale Spor Kulübü Başkanı Olsan Oran, kulübe katkısı olan herkese teşekkür ederken 2 yıl üst üste şampiyon olarak kulübü hak ettiği yere taşıdıklarına inandığını belirtti. Çifte bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Nedendir? Kulübün başına ve yönetimle birlikte ikinci
dönemde 2 yıl üst üste şampiyon olarak Eçikler'le Güney Spor Kulübü'nü hak ettiği noktaya getirdiğimize inanıyorum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner de konuşmasında başarıyı ve mutluluğu paylaşma adına gecede yer aldıklarını söyleyerek bölge gençlerinin sporla uğraş vermesi ve bu uğraşın sonucunda gelen başarının çok önemli olduğunu söyledi. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve gençlerimize bu uğurda katkı koyan herkesi ben öncelikle yürekten kutlamak istiyorum. Çünkü gençlerimizin herhangi bir kötü alışkanlığa bir şekilde bulaşması bundan onların kurtulabilmesi için başta aileler olmak üzere tüm halkımızda çok ciddi yaralar oluşturuyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun gecedeki konuşmasında kulüp yönetimi ve futbolcuları kutlayarak 2 yıl üst üste şampiyon olmanın önemine vurgu yaparken takımın gençlerinin de önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Bu genç yönetim kurulu genç, azimli ve gerçekten güzel futbol oynayan bu takımla birlikte 2 yıl üst üste şampiyon olmuştur. Bu yıl da artık yine önümüzdeki yıl bu zamanlar yeni bir şampiyonluk balosu bekliyoruz. Bunu da Olsan kardeşime ben bu taraftar adına iletmek istiyorum, ifade etmek istiyorum. İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Çavuşoğlu ise konuşmasında sevinçlerinin paylaşılması ile çoğaldığı mantığından hareketle gecede bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Mutluluğumuza eşlik etmek istedik. Çünkü inancımız odur ki üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Sevinciniz çoğalsın diye, başarılarınız çoğalsın diye sizlerleyiz. Biz de başarılarınızın devamını hep diledik, hep dileyeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Gazim Oğuz'a milletvekili Ahmet Eti ve Afer Özcafer de gecede yaptıkları konuşmalarda takımın başarısını kutladı. Şampiyonluk balosunda kulübe katkısı olanlara plaketleri verilirken gece müzik eşliğinde devam etti. Hava sıcaklığı günden güne artıyor sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada sıcaklık değerlerinde yarından itibaren artış görüleceğini ve hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkacağını bildirdi. Meteoroloji Dairesi yarından itibaren hava sıcaklığının özellikle iç kesimlerde 43 dereceye kadar çıkacağı konusunda uyarıda bulundu. Dairenin haftalık raporuna göre nem oranının yüksek olduğu sahillerde de sıcaklık 38 dereceye kadar çıkacak. Raporda ultraviyole radyasyonunun özellikle yarın ve cuma günü aşırı yüksek olacağı da belirtilerek 11 ila 16 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberler sunduk. Yarın yeni haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.